Evet, işsizlerin yeni bölümünde beraberiz. Modanın selfie noktası, en çok selfie çekilen noktasından. Şu anda yola çıktım. Kendim gibi bir işsiz olan, hatta benden daha kaliteli bir işsiz olan arkadaşım Umut'la buluşmaya doğru gidiyorum. Bakalım bugün neler yaşayacağız. Ben Yunus görmek istiyorum bugün. Bir işsiz olarak Yunuslara bakmak istiyorum. Allah, karşı şeritten araba geliyor. Sıçtık. Kaç kaç kaç. Neymiş? Mekanik oğul diye bir şey. Araç. Ters yön mü? Yok, değil. Ben ters yöndeyim. Evet, bir araç daha geldi. Çok güzel. Evet, maceramız başladı. Bakalım neler olacak bugün. Evet, hava işsizlik için son derece uygun. Mükemmel bir hava ve şu anda Moda'nın en sevdiğim yerine geldik. Boruburnu. Gördüğünüz gibi arkamda borular var. Bu borular nereye girecek? Ha? Bu borular nereye girecek? 2,5 yıldır sahili sağ olsun belediyemiz kapattı. Az sonra da göreceğiz, çimlerin üzerine beton döktü. Bizzat çimin üzerine. Sırf yazın bence gençler burada daha çok eğlensin diye boruları buraya koydular. Çocuk parkından geçelim de eğlence olsun. Allah, yol bitti. Aman, bak bir köpek kardeşimiz. Köpek kardeşimiz orada oynuyor, eğleniyor. Orada başka köpek kardeşlerimiz var. Çünkü bütün köpekler kardeşimiz. Hatta ilerideki köpekler de tanıdık. Durun bakayım, bir onlara bakalım. Neler oluyor? Bakın işte burası da beton. Çim üzerine beton dökülen yer. Fenerbahçe Ordu Evi noktasına doğru ilerliyoruz şu anda. Dün burada gayet güzel Yunus ortamı vardı. Şu anda bakıyorum Yunus kardeşlerim ortamda mı diye. Yoklar, çünkü biliyorsunuz havada eğer martı varsa bir noktanın üzerinde Yunus oluyor. Şu anda martı falan yok. Dedeler var. Çünkü bugün pazartesi. İşe gitmeyin dedeler dediğimiz bir gün. Ben de işsiz olduğum için, işim olmadığı için işe gitmiyorum. Bakalım ne işsizlikler yapacağız, çok merak ediyorum. Karnım da aç, kahvaltı etmedim haliyle. Çünkü işsizlik bunu gerektirir. Belki bir yerde bir döner ekmek çözeriz, bir şey olur. Bedavaya getiririz onu da. İnşallah en sevdiğim şeyler kaykay yapan gençler ve inşallah bugün paten yapan insanları da görürüz. Çok seviyorum onları. Ordu evinin yokuşunu çıktığım için nefesim soldu. Biraz geciktim. Bakalım Umut arkadaşımız da benim gibi gecikmiş mi? Sola sinyal verdi. Bakın sağa doğru gitti. O onun tercihidir. Saygı duyuyoruz diyoruz. Ve bakalım az sonra şu BMW ve iş aracıyla aramızda nasıl bir işsizlik geçecek? Evet, BMW çıkmak istiyor. İstanbul'un olmazsa olmazı. Şeyimiz. Ama sıkıntı sıkıyor. Gelme abi, gelme. Heh. İndik. Simitçimiz. Bakalım Umut Bey de. Umut Bey gelmiş mi? İşsiz olmama rağmen geciktim. Çünkü işsizlik bunu gerektirir. Tekneler başladı yapıma. Bakıyoruz. Sahildeyiz. Ama Umut arabacı yok. Yok. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Hemen bir gölge bulayım. Kele. Ki kele güneş geçmesin. Evet, hava gayet güzel. Bisiklet için elverişli. Ortamımız şu şekil. Bakalım Umut Bey geldiğinde neler olacak. Gelmiş de arkada saklanıyormuş kalleş. Evet. İşte. İşte baş işsiz. Hayırlı günler Umut Bey. Hayırlı olsun. İşsizlik nasıl gidiyor? Bomboş işte. Bugün neler hazırladın bize Umut Usta? Böyle 6-7 poşet köpek maması hazırladım. Çok güzel. Köpekleri besliyorum. Tamam, bugün görevimiz belli. En azından bir iş çıktı. Tabii canım. Hadi hayırlısı. Biz de olmasak o çocuklar ne yapacak bu sıcakta? Aç kalacak, susuz kalacak. Evet, şimdi yani caddeyi işsizce dolaşmaya başlıyoruz. İşsizler tüm hız, yani yavaş bir hızla devam ediyor. Başkan kargaya kızıyor ya. Karga onu yer mi? Of, mükemmel olay. Başkanım ya. Bugün sahil gergin. Sahil çok gergin. Buna hazır değildik şu anda. Bakalım nelere gebe bugün. Hava çok sıcak zaten. E tabi şimdi hani bazı hayvan var, saldırgan diyorlar ama yani sahibinden öğreniyor her şeyi. Muhtemelen bunun sahibi de saldırgan. Aynen öyle. Cem Tuncer miydi? Neydi öyle? Saçlı bir gitarist var ya, caz gitaristi. Ona benziyor çocuk da, şimdi şey yapmayalım da. James Tuncer. Ha. James Tuncer'e benziyor ama yani
Aha. Abi bu çok vahşiymiş ama bu başka bir şey. Terör. Saldırgan yetiştirmişler. Tam bir terörist olmuş. Huzursuzluk. Ondan sonra belediye gelip köpekleri topluyor. Olur mu öyle şey? Yani herkesin huzurunu kaçırdı bu hayvan. Bir işsiz olmamıza rağmen. Sahilin 200 yıllık kargasını az önce gördünüz yani. 200 yıldır burada o hayvan. Geldi dünkü çocuk burada. Neden efendim? Sahibinde kusur. Saldırgan köpek yoktur. Ruh hastası sahip vardır. Bunu öğrenmemiz lazım. Evet. Sahilde başkanımızı bulduk. Şöyle gösterelim. Görünüyor mu bilmiyorum çünkü brightness'ım en kısıkta. Evet şu anda Umut Bey mama gel öneriyor. Gel lan. Gel aa lan kaçtı. Gel. Abi mamayı göster. Gel gel bakalım ne var. Başkanım hoş geldin. Gel gel ya gel. Bence senden korkuyor bu hayvan. Ya benden niye korksun ya? Gel kardeşim gel. Gel bak ne getirdim sana. Cici mama hem de cici mama. Nazo sosyete oldu yemiyor bunları artık. Aa ne oldu Red? Red istiridyeli değil diye mi? Ya yapma ya rezil olduk. Karga gel lan. Evet gördüğünüz gibi mamalarımıza kimse cevap ver. Aa gel. Başkan geldi. Gel. Tüylü. Tüylü. Sen niye yemiyorsun ya? Umut elden versene. Yaklaşınca korkacak da. Gel. Gel bakalım garibo. Garibo garibo destane. Yemiyor ya. Al bakalım. Ha. Evet iletişime geçtik. Bu ne ya ne oluyor bir dakika. Evet sahilde olay çıktı. Sevilmeyen bir arkadaşımız geçti galiba. Kargalarla martılar arası mevzu çıktı sanırım. Tane tane verince yiyor ya. Tane tane anlatınca anladım mamayı. Geleyim bakayım yanına. Biz bir süre... Korkma korkma. Oğlum senden korkuyor hayvan. Ya neden korkacak? Al elim. Al o da mama ye. Hı? Hayır beni de bir işsiz olarak en azından beslemeci olarak gördü. Seni hiçbir şey olarak tanımlayamadı galiba hayvan. Abi tedirgin ya. Ol. Gel. Gel kardeşim. Ben beslemeciyim. Sen bakma o da boşçu. Başkanın kafa karışık. Hadi bırak kameralara oynama. Hadi yeme. Yeme evet gel. Ya ye yemeğin. Şovunu yapma. Aa. Arkadaş burada yemek. Hadi bakalım. Evet Umut Bey başlayalım beslemeye. Evet efendim buyurun. Evet bir hareket yaptı. Çatal bıçak istiyor. Bu İstanbul'daki köpekler enteresan arkadaşlar. Ye lan. Ye kardeşim. Abi zorla şey yapmasaydın. Başkan. Ya bu bitmiş bunlar oğlum. Bunlar belediye mi besliyor burada ne yapıyor? Abi hiç bak hiç. Sponsorunuz kim kardeş? Sevgiye daha çok ihtiyacı var. Gördüğümüz kadarıyla. Evet. Evet bindik bindik sonunda güzel bir yere geldik. Maltepe Parkı'ndayız şu anda bomboş ve biz de bomboşuz. Hiç yapacak hiçbir işimiz yok. Şu an gerçekten hiçbir şey yapacak durumda değiliz yani. Memur beyler şurada uygulama yapıyor. Güvenliği uyguluyorlar. Güvenliğe evet uygulama. Güvenliğe gerçekten güvenlik mi diye soruyorlar. Bugün bence en yapılacak en güzel şey bu güzel havada gül bahçelerine. Evet gül bahçelerine gidiyoruz şu anda. Maltepe'de dolgu alanının üzerindeyiz. Avrupa gibi adeta burası. Şu anda mangalcılar online değil tabii ki. Şu an anılarınızın üstünde bisiklet sürüyoruz arkadaşlar. Anılarınızın üstünde. Yok şu anda denizin üzerinde bütün bisiklet sürüyoruz. Bütün o yıkılan evler İstanbul'daki hep burası'nın dolgusu için kullanıldı. Ha, değil mi? Evet anılarımızın üstünde hatta anılarımızın üstünde bisiklete biniyoruz sizin için. Yapacak bir şey yok. Bak çok güzel ağaç. Bu ağaçlar büyüyecek daha bu ağaçlar büyüyecek. Fazla söyleyecek bir şey yok zaten. Büyüyecekler. Anılarımız gibi büyüyecekler. Evet, gül bahçesine geldik. Umut Bey telefonda ünlü yerli ve milli davulcumuz Lale
kardeşle görüşüyordu. Burası en sevdiğim geçişlerden biri. Size onu göstereyim. Bakın böyle bir ortam. Karga reisimiz hemen altımızda. Üstümüzde. Lalesini kafamdan ötüyor. Sağ olsun. Aleyküm sağ olsun. Nerede duracağız? Bak bu koridorda durabiliriz. Çok güzel burası. Burada aslında güzel çekimler yapacağız. Drone çekimi yapacağız. Bir gün gelecek drone çekimiyle. İnşallah. Bunlar büyüyünce. İnşallah. Daha yeni buralar, yeni. Güller solmuş. Nerede oturacağız artık Umut Bey? Allah. Maltepe'nin en güzel noktası gül bahçesine geldi. Full gül buralar. Gül tüneli olacak burası bak. Tunnel of Love dediğimiz şeyin Depeche Mode muydu? Kimdi o grup? Dire Straits. Bak yok, Tunnel of Love Abdullah burada. Abdullah gül tüneli olacak. Ha pardon. Net. Bak orada biraz gül var ve insanlar da ilgileniyor. Onlar bak işte işi olan insanlar. Evet. Onlar bizim gibi değiller. Fazla yaklaşmıyoruz yoksa antipatik olmaya başlayabiliriz orada. Gerçekten öyle. Biz burada molamızı veriyoruz. Size de sevgilerimizi belki oluyoruz. De şunu demeliyiz arkadaş. Biz de bu saatte bugün burada bu sigara içmek için o kadar çok çalıştık ki işsiziz yani. Evet. Nasıl olabiliyor bir düşünsün yani. Nasıl olabiliyor? Şunu yapmasak olmaz. Ben koparmadım. Yerden aldım gördüğünüz gibi. Doğayı seviyorum yani. Evet şu anda güvenlik bize doğru bakıyor. Kim patlattı o gülü diye. Kazmayla geliyor. Geliyor arkadan geliyor. Ayıp ya. Keçiye nasıl bir ses çıkartılır ki ilgisini çekmek için? Cacurik 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 mi? Kubik 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 kubik. Evet, Bostancı'nın %100 yerli ve milli canlıları. Bir keçinin bile işi olduğu bir gündeyiz. Tamam. Evet, bir keçinin bile bir gündemi var. Bizim niye gündemimiz yok? Çekirdek mi alsak? Yok abi ya. Çekirdeğe para vermeyelim. Gitmesin para. Evet artık hafiften işsizlerin ilk iş gününü kapatıyoruz. İkinci iş günü çok bekleniyordu bu bölüm. Bakalım üçüncü bölümde neler olacak.